Şimdi aşağıda sol sütunda ivme zaman grafiği verilmiş. Sağ sütunda hız zaman grafikleri için boşluk bırakılmıştır. Grafikleri boşluklara çiziniz demiş. İvme zaman, hız zaman. Şimdi hareketliler T eşittir 0 anında durgundur demiş. Yani bunların hızı sıfır olacak başlangıçta. Bize bunu söylüyor. Şimdi AT grafiklerinde alan bize neyi veriyordu arkadaşlar? Evet, var mı bunu bile? AT grafiğinin alanı neyi veriyordu bize? Alan AT bize hızdaki değişmeyi verir. Delta V'yi verir. Hızdaki değişme. Yine grafiğin AT grafiğine baktığımızda bu değişmeler işaretlidir. Yani vektörel büyüklüklerdir bunlar ya. Hız değişimi de işaretlidir. Şurası AT grafiği diyelim. Bu AT grafiğinin yukarıdaki bölgesi artı, aşağıdaki bölgesi eksidir. Zaman ekseni altında kalan bölge eksidir. Yani şöyle bir ivme zaman grafiği olursa buradaki değişimler artı, buradaki değişimler eksi işaretli olarak alınırlar. Tamam. Bunu bir vurguladıktan sonra şimdi yapacağımız şey sadece alanları bulup burada hızları yerine yerleştirmek gerekiyor. Şimdi birinci bölgede şuradaki alan ne kadar arkadaşlar? Bu grafiğin altında kalan alan. Bir dikdörtgen bu. 5 çarpı 2'den buluruz. İşareti nasıldır bunun? İşaret artıdır, değil mi? Zaman ekseninin üzerindedir. Kaçırız. Efendim? Efendim, Kübra buyur. Evet hocam dedim artı. Evet, artı kaç burası Kübra? Artı 10. 10. Evet. O zaman 10. sıfırdan ikinci saniyedeki hızı ne kadar değişecek? 10 değişecek. Başlangıçta bunlar durgun olduğuna göre ilk hızı sıfır, değil mi? Bunu işaretledik. İlk hızı sıfırdı. Şimdi üzerine kaç ekleyeceğiz bunun? 10 ekleyeceğiz. Yani bu bize ikinci saniyedeki hızının 10 olduğunu söylüyor. Burası 10 olacak. Artış 10. Sıfırdan 10 Evet arttırdığımız hocam. 10 oldu. Ve eğim sabit olduğu için hız zaman grafiği de eğimi sabit olan bir doğru şeklinde olur. Şöyle sabit, eğimi sabit olacak. Neden dolayı eğim sabit? Çünkü hız zaman grafiklerinde eğim bize neyi veriyor? İvmeyi veriyor. Burada ivme sabit olduğuna göre hız zaman da sabit eğimli bir doğru olmak zorundadır. Şimdi şuraya gelelim. Buradaki bölgenin alanı yine artıdır, değil mi? Artı bölgededir bu grafik. O zaman alan yine artıdır. Bu alan ne kadar acaba? 2'den 4'e kadar olan bu alan. Kaç? Hocam artık Artı. tek. Nasıl yalnız? Dikkat edin. Şuraya bakacağız. Şuna O bakacağız. zaman hocam 8. Burası 2, değil mi? Burası 10. 2 Yani çarpı 10 kaç yapıyor? 20. 20. Artı 20. Yani hızının üzerine, onun üzerine kaç ekleyeceğiz? 20 ekleyeceğiz. Kaç olacak hızı? 30 olacak. Kaçıncı saniyeler arası? 2 ile 4 arası, değil mi? Hemen şuraya gelelim. Şurası böyle bir grafik oldu. Grafiği de ben kötü çiziyorum. Şöyle yapalım. Şunu. Yani mümkün mertebe bunu düz yapmaya çalışın. Siz evde cetvelleriniz falan var. Bu şekilde düz bir grafik olur. Sonra şu aralıkta hızında bir değişme var mı? Alan var mı? 4'ten 6'ya kadar. Grafik Hayır hocam. yok, değil mi? Buradaki alan sıfır. O zaman hızda değişme yok demek.
4 ile 6 arasında hızı kaç kalacak o zaman? 30 da sabit kalacak değil mi? Hızı hiç değişmeyecek. Bir ayarlayalım. Aynen. Bu şekilde 6. saniyeye kadar, 4'ten 6'ya kadar hızı ne olacak? Sabit kalacak. Tamam. İnternette sıkıntı mı var Kübra? Evet. Burada da grafik dediğimiz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle bir grafik oluyor. B'ye geçelim. B şıkkındaki grafiğe bakalım. İvme zaman grafiği yine hızı sıfırdan başlayacak. Kaderi alalım. İvme sıfır, hızı sıfırdan başlayacak. Ne kadar artacak arkadaşlar birinci aralıkta? 20. 20 artacak. Hemen hızını 20 yapalım. Şurası kaç oldu? 20. Hızı arttı ve bu grafiğin eğimi sabit. Çünkü iğme sabit. 2-4 arasındaki durum nasıl? Tam 40 olmayacak. Buradaki artış var mı burada? Grafiğin altında bir alan var mı? Yok. O zaman 2-4 arasında hızı ne yapmayacak bunun? Değişmeyecek. Kaçta kalacak? 20'de. Sabit hızlı hareket edecek. İvme sıfır olduğu için alan yok burada bakın. Alan sıfırsa hızda değişim yok demektir. O zaman 20'de sabit kalacak hızı. Sonra 4 ile 6 saniye arasında yine ivmesi 10 olmuş. O zaman kaç artacak burada yine? 4. Şu alan ne kadar? O kadar artacak değil mi? Yani 20 artacak değil mi? Şu alanın değeri 20. 20 arttığı zaman 20'nin üzerine 20 koyduk. Kaç oldu? 40. 40 burası oldu. Evet doğru. O zaman şöyle yapalım. 6. saniyedeki hızımız 40 olacak. 20'den 40'a 20 artmış olacak bu şekilde. Ve bu düzgün, sabit bir eğimli bir grafik olması lazım değil mi? Evet. Çünkü eğime sabit. C'ye gelelim. Bunu siz söyleyin, ben yazayım değerleri artık. Birinci bölgede 0-2 arasındaki alanın işareti nasıl? Artı. Artı. İkinci bölgedeki alan nedir burada? Eksi. Şu. Sıfır değil mi? Değil mi? Ha hocam, orası mı? Burası sıfır değil mi? Burada hızdaki değişim sıfır. Evet. Buradaki hızdaki değişim negatif değil mi? Eksi. Değerini hesaplarız şimdi az sonra. Sırayla gidelim. Birinci hızdaki değişim ne kadar şu alan? +20. +20. İlk başta duruyormuş bunlar. O zaman ikinci saniyede hızı kaç olacak? İlk hızı sıfırsa 20 eklediğimizde? 20. 20 olacak değil mi? Yani hızı 20 olacak. +20 oldu. Grafik nasıl çizilecek? Sıfırdan 20'ye değil mi? Eğimi evet. Nasıl olacak grafiğin? Eğimi sıfır. Evet. Artacak. Eğimi artacak mı yoksa sabit mi olacak? İvmeye bakıyoruz. İvme sabit mi? Sabit hocam. Sabit. O zaman eğim de ne olacak? Sabit olacak. Sabit. Yani bu açı neyse bu açı her yerde aynı olacak değil mi? Değişmeyecek. Yatayla yaptı. Eğimi sabit olan bir doğru şeklinde bir grafik olacak burası. Sonra İkinci bölgede 2 ile 4 arasında hızda bir değişme olacak mı? Hayır. Yok, olmayacak. Çünkü alan ne çıktı burada? Alan 0 çıktı. Alan 0'sa hızdaki değişim 0 olur burada. Yani hızını değiştirmeyin demek istiyor bize. Hızı kaç? 20 idi. 2 saniye boyunca hızı kaç kalacak? 20. 20. Sonra geldik şuraya. 4 ile 6 arasında hız değişimi ne kadar olacak? -20. -20 olacak. O zaman 20'nin üzerine -20'yi ilave edersek ne olacak? 0 hocam. 0 olacak. Yani bu araç ne yapacak? Duracak.
6. saniyede hızı azalacak ve 6. saniyede hızı kaç olacak? 0 olacak. Çünkü 20'nin üzerine eksi 20 eklediğimizde ne olur? Hızı 0 olur. Evet, böyle olur bunun grafiği de. Anlaşıldı mı? Havayı alalım hemen. Orada kalmış. Ben görmedim onu. Evet. Şimdi bir bölümü bitirmiş olduk. Hemen C sorularına geçtik. Evet, C sorularına bakalım. Birim karelerden oluşmuş şekildeki yatay düzlemde K noktasından harekete başlayan bir hareketli KDMNP yolunu izleyerek P noktasına ulaşıyor. Buna göre kaç metre yol almış, kaç metre yer değiştirmiştir diye soruyor. Aldığı yol her bir birim kare 10'ar metreymiş. Yani bir kenarı 10 metreymiş. Değil mi? Ne kadar yol alır? Hocam. Sayın bakalım. 70 metre yol kaç? Almıştır. 70 mi dedin? Şu 10, 20, 70. 30, 40, 50, 60, 70 değil mi? 70 oluyor. Evet. Aldığı yol 70 metre. Yer değiştirmesi ne kadardır? 70. Yer değiştirmesi şöyle değil mi? Bakın bu K noktasından nereye geldi? P noktasına geldi. Yer değiştirme burası. Evet. Değil mi? Delta X. Şimdi bunu nasıl buluruz? Delta X'i. Şuna dikkat edin bakın. Burada bir dik üçgen var değil mi? Şurada bir dik üçgen var. Burası kaç? 30 değil mi? Evet. Burası kaç? 10, 20, 30, 40 değil mi? 40. 40. O zaman burası kaç olur? Hangi üçgen bu? Genel adı ne bu üçgenin? Hocam bir şey değil mi? 20, 30, 43. Şöyle. Üçgenler vardı hani. 3, 4, 5 üçgeni vardı bir tane. Değil mi? Bu üçgene benzemiyor mu bu? Evet. Burası kaç olmuş? 30. Burası kaç olmuş? 40. Burası kaç olacak o zaman? 50. 50 olacak. Yer değiştirmesi 50. Kaç bunun? 50. Biz bunu sayısal olarak bulmak istersek delta x eşittir dik kenarların karelerinin toplamının karekökü'dür şeklinde de yapabiliriz. Yani delta x eşittir burada büyüklüğü eşittir diyelim. Kök içinde 30'un karesiyle 40'ın karesinin toplamının karekökü'dür şeklinde. Değil mi? Buradan 50 çıkar. Yani bu işlemi yapsak sonuç 50 çıkar. Böyle 3, 4, 5 üçgeni çok sorulur bizim dersimizde. Onun için bu üçgenleri öğrenmeye çalışın oranları. Tamam. Birkaç tane böyle üçgen var. Bir tanesi ne? Bu 37 derece, 53 derece burası. Burası da 90. 37, 53, 90 üçgeni bu. 3, 4, 5 üçgeni olarak adlandırılıyor. Bir de 30, 60, 90 üçgeni var. Burası 30'sa, burası 60'sa. Bunun da trigonometrik oranları şöyle. Hipotenüs 2 ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 1. Burası da kök 3 bölü 2 katı yani kök 3 olur şeklinde bir üçgenimiz var. Bu da 60-90 üçgeni. Bir tane de 45-45-90 üçgenimiz var. Yani bu dik kenarlar birbirine eşit olduğu üçgen. Burası 1 ise, burası 1 ise burası da kök 2 oluyor mesela bu oranlar. Bunları bir yavaş yavaş öğrenmeye başlayın. Çünkü fizikte çok işinize yarayacak bunlar. Tamam? Tamam. Yer değiştirmeyi de 50 metre bulmuştuk. Hemen ikinci sorudan devam. Yatay düzlemde şekildeki çembersel yörünge üzerinde K noktasından harekete başlayan 1 ve 2 numaralı araçlar verilen yörüngeleri izleyerek L noktasına karşılaşıyorlar demiş. Biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor değil mi?
L noktasından karşılaşıyor. Buna göre altları yollar kaçar metredir demiş. Efendim Kader? Anlayamadım dedi. Bir şey demedim. Evet, tamam. Şimdi çember, bu gördüğümüz şey çember değil mi arkadaşlar? Bu yörünge çember. Hatta şöyle bakalım. Bir numaralı araç. Önce şunu söyleyelim. Çemberin çevresi nasıl hesaplanıyor? 2 pi r ile hesaplanıyor değil mi? Burada pi'yi 3 alıyoruz biz. Pi eşittir 3. Pi'yi 3 alacağız. Bu çemberin yarı çapı ne kadar? Şu yarı çap. R dediğimiz yarı çapı. 1, 2, 3 metreymiş. Değil mi? Her bir birim 1 metreymiş. O zaman R eşittir 3 metre olduğunu görüyoruz. O zaman çevresi ne kadar oluyor bunun? Bir hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı R yerine de 3 yazdık. 18 metre. Şimdi bir de gelelim şu çemberi 4 eşit parçaya bölelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunu böyle 4'e bölersek bir numaralı hareketlinin aldığı yol x1 diyelim ne kadardır? Bu çevrenin 1 bölü 4'ü kadardır değil mi? Evet. Yani bir çeyrek gitmiş. Çevrenin 18 olduğuna göre 1 bölü 4 ile çarptığımızda 9 bölü 2 kaç metre yapar? 4,5. Aldığı yol, birincinin aldığı yol 4,5 metre. X1, 4,5 bulduk değil mi? Evet. X2 ne kadardır? Yani ikincinin aldığı yol ne kadardır? O da X2, çemberin çevresinin 3 bölü 4'ü kadardır değil mi? Evet. Yani bu 4 katı kadardır. O da ne yapar? 13,5 mu yapıyor? Evet. 13,5 metre. X2 13,5 metredir. Burada yukarıda bulduk. Bunu buraya yazarsınız tamam mı? Yaptıkları yer değiştirmeler kaçar metredir diye sormuş. Şimdi yer değiştirme dediğimizde olay değişiyor. İlk konumdan son konuma çizilen oktur değil mi? Evet. Evet. Şimdi onu yeşille gösterelim. K'dan L'ye geldiklerine göre yer değiştirmeleri bakın şurada bir dik üçgen oluştu hemen değil mi? Evet. Bu kenar kök 3. Bu kenar 3 birim değil mi? Bu kenarda 3 birim. Az önce bir üçgenden bahsetmiştik şurada bakın. Hemen yeri geldi. Eğer kenarlar eşit ise, dik kenarlar eşit ise, bunlar 1-1 ise mesela, dik kenarlar eşit ise, burası ne oluyordu? Bir tanesinin kök 2 katı oluyordu. Bunu genel olarak yazarsak bu kenar A kadarsa, bu kenar da A kadarsa, yani bu kenarlar birbirine eşitse dik kenarlar, o zaman bu hipotenüsün uzunluğu kök 2 A kadar olur diyeceğiz, tamam mı? Şimdi gelelim buraya. Buradaki kenarlar ne kadar? A yerine kaç gelmiş? 3 gelmiş. 3. Burası ne olacak? Ne olacak o zaman? Kök 2 çarpı 3 olacak değil mi? Kök 2. 9. Ay 6. Kök 2 burada kök içinde. 3 kök içinde değil tamam mı? Onun için onu ayrı. Yani kök 2 çarpı 3 şeklinde. 3 kök 2 olur burası. 3 kök 2 olur. Yani ikisinin yer değiştirmesi de aynıdır. Birisinin aldığı yol 13,5 metre, birisi 4,5 metre yol almış. Fakat yer değiştirmeleri aynı noktadan başladılar. L noktasına geldiler. Değil mi? Yer değiştirmeleri eşittir bunların.
O zaman x delta x1 ile delta x2 birbirine eşittir. Ve bu yer değiştirmeleri ne kadardır arkadaşlar? 3 kök 2 birim, daha doğrusu metre kadardır. Bakın hemen dediğimiz üçgen karşımıza çıktı. A kök 2 dedik biz buna. Kök 2 A kök 2 şeklinde de yazabilirsiniz. Yani kök 2 A kök 2'ye eşittir zaten. Mesela hemen şöyle bir şey pekiştirmek için yapayım. Diyelim ki bu kenarın uzunluğu 5, bu kenarın uzunluğu da 5 olsun. Burası da 90 olsun. O zaman burası kaç olur? Evet, kaç olur arkadaşlar? Hocam 5 kök 2 değil mi? 5 kök 2 olur, aferin. Hocam 5 kök 2 değil mi? 5 kök 2, evet. Doğru. Anlaşıldı değil mi? Evet. Yani bu özel üçgenler var. Bunları bilirseniz faydası olur. Soru çözümlerinde Pisagor bağıntısını uygulayarak da bulabilirdik bunu. Biraz uğraşırdık yani. Evet, hemen devam edelim. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda K noktasındaki sporcu 5 metre bölü saniye sabit hızla M noktasına kadar koşuyor demiş. 5 metre bölü saniye. M noktasına kadar koşuyor. Kaç metre yol alıyor? 100'den eksi 100'e. Kaç metre yol aldı? Sıfıra kadar şurası 100 metre. Hocam. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor kadar. Böyle 100 metre geldi. Bir 100 metre de böyle geldi. Toplamda kaç 100 metre gelmiş oldu buraya? 200 metre. 100 metre gelmiş oldu. Aldığı yol 200 metre. Yer değiştirmesi ne kadar? Hangi yönde yer değiştirdi? Bu yön artı. Bu yön. Eksi yönde. O zaman eksi yönde 200 metre ne yaptı? Yer değiştirdi. Değil mi? Bunları evet. Bilelim. Harita süresi vermiş. 5 metre bölü saniye hızla geldiğini söylüyor buraya. Sonra diyor ki M noktasında 10 saniye dinlendikten sonra geri dönerek 5 metre bölü saniye sabit hızla R noktasına kadar koşuyor. Buna göre harekete ait konum zaman ve hız zaman grafiklerini çizerek hareketi anlatınız demiş. Şimdi onu çizelim hemen. Şimdi konum zamanla başlayalım. Kalemi de değiştirelim. Mor yapalım. Şimdi konum zaman grafiği. X'T. Şimdi harekete hangi noktadan başladı? Burası sıfır. K'den. K'nın konumu neymiş? Sıfıra göre 100 metre değil mi? Artı 100 metre. Evet. Değil mi? O zaman nereden harekete başlayacak? Artı 100 metreden harekete başlayacak. Nereye geliyor? Eksi 100'e geliyor. Değil mi? Eksi 100'e geliyor. Ama kaç saniye geçiyor burada? Zaman ne kadar geçecek? Onu hesaplamadık. Nasıl hesaplarız onu? Şu x eşittir v çarpı t formülünden bunu hesaplayabilir miyiz geçen zaman? Evet. Değil mi? Ne kadar yol aldı? 200 metre. 200 metre. Hızı 5 metre bölü saniyeydi. Çarpı t dedik. Her iki tarafı 5'e bölersek her iki tarafı 5'e bölersek 200 bölü 5 kaç yapar? T eşittir. 40 saniye yapar. Demek ki buraya 40 saniye yazalım. Hız nereye gelecek? Eksi 100'e gelecek. Nereden? Artı 100'den. O zaman şöyle
aşağıya doğru sabit hızda gittiği için bu grafiğin eğimi ne olması lazım? Sabit olması lazım. Tabii ben çizerken biraz zorlanıyorum burada. Şöyle eğimi sabit olan bir doğru olması lazım. Değil mi? Konum zaman grafiği böyle olur. Hız zaman grafiği nasıl olur? Hızı nasıl bunun? Sabit. Değil mi? Evet. Sabit hızla diyor. Kaç saniye hareket etti? T eşittir 40 saniye. Değil mi? Evet. Bir de bu hareketli sadece 40 saniyede hareketi bitmiyor. Bak buraya kadar M noktasına geldi. M noktasına ne yaptı? 10 saniye dinlendi diyor. Değil mi? Daha devam etmemiz lazım yani. O zaman zaman eksenini biraz uzatalım. 10 saniye daha geçti. Burası 50 saniye oldu. Bu 50 saniye boyunca yani 40'tan 50'ye kadar saniye boyunca eksi 100 metrede ne yapıyor? Duruyor. Değil mi? Ondan sonra ne yapıyor? 5 metre bölü saniye hızla L noktasına kadar koşuyor. Şuraya kadar koşuyor. L noktasının M'ye olan uzaklığı kaç metre? Şurası 100, burası da 50, 150 metre değil mi? Şimdi buna x2 diyelim biz. Şu x2 yolunu 5 metre bölü saniye hızla kaç saniyede alır onu bulalım. Geçen süreyi bulalım. Burada T üssüyü bulalım. 150 eşittir 5 çarpı T üssü diyelim. 150 eşittir 5 çarpı T üssü. Geçen süreye T üssü diyelim. 5'e böldüğümüzde T üssü 30 saniye yapıyor. O zaman 50 saniye üzerine 30 saniye ekledik. Konumu da ne olacak? Artı 50 mi olacak? Evet. 50 olacak. Buraya 30 saniye eklersek 80. saniyeyi gösterecek değil mi? 80. Evet. Saniyede nerede olacağız? Artı 50'de. 50'de olacağız. O zaman buradan buraya hemen bir doğrusal bir şekilde ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Konum zaman grafiği böyle oldu. Bir yanlışlık yapmadık. Hız zaman grafiğini çizelim şimdi bunu. Hız zaman grafiği çok kolay. Neden? Sabit hızda koştuğunu biliyoruz değil mi? Evet. Yani bu hız sabit kalmış. Şuraları sileyim. Hız zaman grafiğini çizeceğim ondan dolayı. Şimdi buraya da VT grafiği diyelim. Şimdi buradaki mesela 40'ı buraya indirebiliriz. 50'yi şöyle indirebiliriz. 50 zamanlar. Burası da kaçtı? 80'di. Şimdi 0 ile 40 saniye arasında bu hareketli ne yapıyordu? Hangi yönde koşuyor? Eksi yönde. Eksi yönde. O zaman bu hızı eksi 5 metre bölü saniye olur değil mi? Evet. Burası ne olacak? Eksi 5 olacak. Şunu biraz daha altını silelim. Yer açılsın. Buradaki hızı eksi 5 metre bölü saniye. Kaç saniye boyunca? 40 saniye boyunca eksi 5 metre bölü saniye sabit hızla ne yapıyor? Koşuyor. Birinci durumu çizdik değil mi? Sonra ikinci durum nasıl? Duruyor hocam. 10 saniye duruyor. Aynen 10 saniye duruyor. Kalemin rengini değiştirelim isterseniz. Yeşil yapalım. Burada 10 saniye boyunca hızı ne olacak? 0 olacak. Ondan sonra hava kusura bakma gelmişsin orada bekliyorsun. Ben anca gördüm senin geldiğini. Ondan sonra 50 ile 80. saniye arasında yani 30 saniyede hızı ne olacak? M noktasından bu çocuk 10 saniye durduktan sonra geri dönüp 5 metre bölü saniye hızla hangi yönde koşuyor bu sefer? Artı yönde. Artı yönde koşuyor. Dolayısıyla o hızı ne olacak? Artı olacak. Artı kaç? Artı 5 olacak.
Burası artı 5. Ve 50 ile 80. saniyeler arasındaki hızı da böyle olacak. Eğer biz konum zamanı doğru çizdiysek buradaki bu değerleri de doğru bulmamız lazım. Şuradan bakın hemen konum zamanın eğimine bakarsak şurası 200 yapıyor. Burası 40. 200'ü 40'a böldüğümüzde kaç çıkıyor? 5. Ama eğimlere bakıyor konum zamanı bakın aşağıya doğru. O zaman aşağıya doğru bakarsa eksi oluyordu. Eksi 5 çıkıyor değil mi? Evet. Eğim. Şuraya baktık bu eğim nereye doğru bakıyor? Yukarı doğru bakıyor. Şuradan gidelim hatta. Buradaki eğim yatay. Eğim yataysa hız 0 oluyordu değil mi? Evet. Buradaki hızın 0 olduğunu görüyoruz. Buradakinin de eksi 5 olduğunu doğru çizmişik. Şuraya geldiğimizde de buradaki yer değiştirmesi 150 metre. Yani şu artı olacak hızımız bir defa. Çünkü yukarı bakıyor grafik. Burası 150. Burası da 30 olduğuna göre 150'yi 30'a böldüğümüzde yine 5 yapıyor. Değil mi? Artı 5 buradan çıkıyor diyebiliriz. Demek ki grafikler doğru çizilmiş. Evet, şimdi dördüncü soruya geldik. KLM koşucuları şekildeki konumlardan aynı anda sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Bu arada arkadaşlar şu dördüncü soruda bir kalalım. Çünkü 30 dakikalık süremiz doldu. Hemen tekrar yeni oturuma açacağım. Bir iki dakika mola verelim. Ondan sonra yeni oturumun linkini atacağım ben size. Oradan devam edelim, tamam mı? Kaldığımız dördüncü sorudan devam edeceğiz. Tamam hocam. Hadi bakalım. Bir iki dakika mola verelim. Görüşürüz hadi. Görüşürüz hocam. Tamam, hadi bakalım.